Odak noktasına hoş geldiniz ya da biz hoş geldik bizi izlediğiniz yerlere. Evet, gündemde hükümetin nasıl kurulacağı ya da bir hükümet kurulabilecek mi? Erken seçim gündemde mi yoksa bir seçim hükümeti mi? Bunun gibi onlarca soru var. Ama ülkede de çok sayıda ciddi sorunlar var. Şimdiden daha ilaç sıkıntısının, hükümetsizliğin ilaç sıkıntısına yol açtığı ya da ilaç sıkıntısının çözümünün önünde bir başka engel olduğu noktasında yorumlar da var. Bunları yaşayanlar çok daha iyi biliyor ve dahası geçmemiş bir bütçe. Yerel seçimlere doğru gidiyoruz. Güneyde seçimler var. Bölge çok hareketli. Bütün bunların içerisinde biz hala bir hükümeti tartışıyoruz. Tabii ki aslında çok büyük bir zaman geçmedi. Mazbataları henüz yeni aldılar ama önümüzdeki hafta parlamento bir araya gelecek. Yeni milletvekillerinden oluşan yeni parlamento gelecek. Cumhurbaşkanının bugün bir açıklaması vardı. Belki birazdan onu açıklarız. Bunu yayına getiririz. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, koalisyonla ilgili olarak koalisyon hükümetinin kurulması noktasında öncelikli olarak görevi kime verileceği tartışılıyordu. Acaba Ulusal Birlik Partisi'ne mi yoksa dörtlü koalisyona ilişkin olarak CTP'ye mi bir görev verilecek? Buna yönelik olarak da anayasayı işaret etti Cumhurbaşkanı. Hazırsa belki buna girebiliriz Cumhurbaşkanı'nın koalisyon açıklamasını. Önce Cumhurbaşkanı bu noktada neler söylemiş ki ilk defa bu noktada bir açıklama yapıyor. İzleyelim, sonrasında tekrar buradayız. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı koalisyon çalışmalarına ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı her zaman olduğu gibi yine hukuk içinde gereği neyse onu yapacak. Akıncı hükümet kurma görevini kime vereceğine yönelik yapılan çeşitli spekülasyonlara yanıt verdi. Benim çeşitli spekülasyonlarla ilgili cevap yetiştirmem mümkün değil. Çok farklı farklı söylentiler olabilir. Ancak ben sürecin hukuk içinde anayasal çerçevede olmasını gözetmek durumunda olan birisiyim. Ortaya çıkan sonucu partilerin değerlendirme yapmasını beklediğini ifade eden Akıncı, hükümetin istifasını sunması sonrasında yaşanacak süreç hakkında bilgi verdi. Bu bir iki gün içerisinde hükümetin istifasını sunması gerekecek ki yeni hükümet kuruluncaya kadar görevde kalmalarına ilişkin yetkilendirmeyi yapayım. Usulen öyledir. Yeni bir hükümetin kurulabilmesi için mevcudun istifası gerekiyor. Ancak yerine yenisi kuruluncaya kadar da eskisi görevde kalmaya devam eder. Usulen bu böyledir. O nedenle bu bir iki gün içerisinde muhtemelen bunun olması gerekecek. Ve ardından partilerle benim istişarelerim başlayacak. Akıncı anayasa çerçevesinde hareket edeceğini kaydetti. Ben anayasanın öngördüğü çerçevede hükümeti gerekli çoğunluğu sağlayıp kurabilecek olan bir grup başkanı ya da milletvekiline bu görevi vermek durumundayım. Anayasa bunu emrediyor. O nedenle benim yapacağım bu istişarelerle böylesi bir çoğunluğu hangi partilerin sağlayacağını göreceğiz. Ve ona göre gereğini yapacağız. Hükümeti siyasi partilerin kuracağına dikkat çeken Akıncı gereğini yapacağım dedi. Bu bir iki gün içerisinde hükümetin istifası göreve yenisi kuruluncaya kadar devam etmesi için yetkilendirilmesi ve benim partilerle ayrı ayrı kendilerini çağırarak temas etme sürecim başlayacak. Ama o noktaya gelinceye kadar ne olur onu bilemem. Bakarsınız görevlendirme olmadan bir meclis çoğunluğu etrafında oluşan bir hükümet modeli çıkabilir. Bakarsınız çıkamaz. O takdirde tabii ki değerlendirmem ona göre olacak. Cumhurbaşkanı henüz konuya müdahil olmadığını da sözlerine ekledi. Konu netleşmeden müdahil olmak istemedim doğrusunu isterseniz. Herhangi bir temasım olmadı benim. Ama olmayacak demek değil. Çünkü zaman ilerliyor. Bugün haftanın ortasına geldik. Bir
Cumhurbaşkanı'nın koalisyonla ilgili olarak, daha doğrusu hükümeti kurma görevini kime vereceğine ilişkin olarak yapılan değerlendirme ve yorumların üzerine yaptığı açıklamayı bugün dinledik. Ekranlara getirmiş olduk. Peki hükümet nasıl kurulacak? Bunu konuşacağız bugün. Çok deneyimli bir isimle beraberiz. Sayın Ramazan Özçel'i ağırlıyoruz. Hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Biz de iyiyiz. Hem Türkiye'yi hem Kuzey Kıbrıs'taki siyaseti partileri yakından takip eden biri olarak sizinle değerlendirmek. Bir işe yaramıyor bilmek, takip etmek. Yani ama en azından fikir üretebilmek için deneyimli isimlerle program yapmak çok daha önemli. Yeni milletvekili adaylarının şu anda konuşamadığını, kilitlendiğini biliyoruz. Mevcut siyasilerin de şu anda tabii hükümeti kurma noktasında görevli olmadıklarından dolayı ya da yorum yapamama noktasında olduklarından dolayı değerli isimlerle analiz etmek doğru. Şimdi isterseniz önce Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasıyla başlayalım. Evet. Önceki gün bu koltukta 2. Cumhurbaşkanı Sayın Talat oturuyordu ve bu programda yaptığı açıklamada şunu söyledi. Ben Cumhurbaşkanı'nın hükümeti kurma görevini öncelikle Cumhuriyet Türk Partisi'ne vermesi gerektiğini düşünüyorum dedi. Gerekçelerini anlattı. İkinci parti muhalefette kalır her zaman. Birinci parti hükümeti kurma görevinde olur. İkinci parti muhalefette kalır. Dolayısıyla üçüncü partiye düşer eğer birinci partiyle hükümet kurulma noktasında. Eğer bu noktada Halkın Partisi, ki saygı duyarım gerekçesini, hükümet kurma noktasında UBP ile bir ihtimal görünmüyorsa, dolayısıyla bir sonraki opsiyon dörtlü koalisyondur. Bunun için de CTP'ye tahammülen görev verilmesi noktasında bir durum olur dedi. Buna katılanlar var, katılmayanlar var. Demokrat Parti'nin rengi belli değil henüz. Üçlü mü, dörtlü mü kurulacak? Demokrat Parti'nin durumuna göre galiba biraz belli olacak bu iş. Bilemiyoruz. Ne dersiniz bu açıklamalara, yorumlara? Evet, önce bizi izleyenlerden kılık kıyafetim için özür dilerim. Yani bu bir şey oldu. Biraz hızlı. Son dakika gelişen bir program oldu. Onun için kusura bakmasınlar. Ben Sayın Talat'ı dinledim. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nı söyleyeyim, fikrimi, düşüncemi. Sayın Cumhurbaşkanı doğru kıstasları ortaya koydu. Yani yasal ve bugüne kadar uygulananları ortaya koydu. Söylediğinde yanlış hiçbir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanı parti liderleriyle görüşecektir. Ya parti liderleri veya partiler hükümet kurmaya anlaşmışsalar diyecekler ki bir tanesi başbakan namzeti olacak olan kişi, ben falan 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 partiyle hükümeti kurmada anlaştım, biz hükümeti kuracağız diyecek. Veya böyle bir laf duymazsa Sayın Cumhurbaşkanı liderlerden, o zaman prosedür gereği, uygulamalardaki gerek Ulusal Birlik Partisi'ne verecek tabii ki. Sayın Talat'ın dediği gibi ekstrem yorumlarla bir sonuca varacak hali yok Cumhurbaşkanı'nın. Ve Sayın Talat Cumhurbaşkanı olsaydı da kendisi o söylediğini yapamazdı. Neden? Şimdi sokakta rahat şey yapmak, bir de particilik de yapma hakkı hukuku var. Nedeni var mı canım? Yani şimdi halka gittik. Erken seçim, erken seçim dedi muhalefet. Halka gittik, halk oy verdi. En yakın partiye %18 fark attı Ulusal Birlik Partisi. En yakın parti, Sayın Talat'ın partisine. Ve Sayın Talat'ın partisi %40-45'ler oranında oy kaybetti, milletvekili kaybetti. Üçüncü sırada çıkan Halkın Partisi, halkın değil ama Kudret Bey'in ve Halkın Partisi'nin önde gelenlerinin beklentilerinin ötesinde bir sonuç aldı. Ve neticede 6 partili bir meclis çıktı. Ortada. Yani Sayın Talat Cumhurbaşkanı olsaydı bugün görevde Sayın Akıncı'nın yerine üretemeyeceği formülü siyaseten üretti dün senin programında. Yok dedi, birinci parti iktidar partisi, ikinci parti ana muhalefet demektir. Öyleyse birinci, ikinci partinin için koalisyon kurdu CHDP, UBP. Birisi hep otursaydı ikinci olan ana muhalefette, hiç kıpırdamasaydı yerinden. Üçüncü partiye düşer dedi. Niye düşsün üçüncü partiye? Yani dördüncü, beşinci, altıncı parti niye hükümet kuranlar içinde olmasın? Böyle bir yasa mı var? Böyle bir anayasa var? Veyahut da bu alışılmış bir kural mı var? Yok.
Yani önce bir, sonra iki, sonra ve üç. Ve buradan Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin başkanlığı, başbakan Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni de hükümetin büyük ortağı çıkarmak gibi bir Türkiye'de adet oldu, bu matematik formüller yapan liderler çıktı. Sayın Talat da böyle bir formül üretti. Bence kendi de inanmadı bu söylediklerine. Yani doğru bir şey değil. Peki. Eğer siyaseten bir işlem yapılacaksa, eğer partiler Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmesinden, ki Sayın Cumhurbaşkanı onu söyledi, bir mutabakata varmamışlarsa, UBP ile başlayacaktır Sayın Cumhurbaşkanı, bir mutabakat kendisine bildirilmemişse. Evet. Görünen bir mutabakat bugün için gözükmüyor. Dörtlü hükümetin de kurulabilme ihtimali ortada. Üçlününki de ortada. O sebeple bugün dörtlü bir görüşme olacağını söylediydi bir parti lideri. Oldu mu, olduysa bu görüşme ne çıktı olmuş sonucundan? Önceki akşamın olduğunu söyledi. Bugün ne çıktı, Cemal bilmiyoruz Bey bu onu. Dörtlünün görüştüğünü söyledi ama bu görüşmeden tabii bir nihai sonuç ya da bakanlıkların paylaşımı noktasında bir değil, bir daha ön paylaşamazlar istişare. Onu da niyet ortaya koyarlar bence. Demokrat Parti sanırım burada kilit parti gibi görünüyor. Kilit değil. Biz kilit kelimesini anahtar kullanıyor. Mı? Anahtar parti. Anahtar parti. Hükümetin kilidini o açacak. Neticede konum öyle oldu yani. Ben Serdar Bey'in, şimdi şöyle yapalım. Sen soru sormadan ben soruyu genişleterek buyurun, başka yorum yapayım. Buyurun. Şimdi seçimden çıktık. Seçimden çıktığında halkın kararına herkes saygı duymak zorunda mı? Zorunda. Herkesi mutlu eder mi halkın kararı? Etmez. Özellikle aday olanların, partilerin ve beklentisi olanları tatmin etmeyebilir sonuçlar. Ama acayip bir şey oldu ülkede. Halkın açık ara farkla birinci yaptığı partiye partiler şey koydu, tavır koydu. Esas da seçim öncesi koydulardı. En sert tavrı da Kudret Bey koyduydu. Evet. Yalnız Kudret Bey seçimin ertesi günü sabah karanlığı ilk işi parti meclisini topladı. Kendisi herhalde bazı baskılardan mı, bazı telkinlerden mi ürktü? Parti meclisini topladı ve Ulusal Birlik Partisi ile görüşmeyeceğini söyledi. Cumhuriyetçi Türk Partisi ve TDP de Ulusal Birlik Partisi ile hükümete girmeyeceğini açıkladı. Fakat görüşmeyeceğim dedikten sonra ne olduysa Kudret Bey, benim sorunum UBP ile değil dedi. UBP yönetimi ile dedi. Eğer UBP yönetiminde bir değişiklik olursa tabii ki görüşürüm dedi. Ortalık karıştı. Daha yemin etmemiş taze bir milletvekili, siyasetçi, genel başkan, Profesör Kudret Bey'e de hiç yakışmadı. Çünkü şöyle, UBP'ye saygım var, UBP'lilere saygım var, yönetimle itilafım var diyorsun. İyi, o saygı duyduğun UBP'liler de bu yönetimi onlar seçti. Yani nasıl bir acayip bir duygu. Saygı duyduğun UBP'liler bugünkü yönetimini seçti ve yönetiminden şikayet yok. Tabana saygı duyuyorsan, partiye saygı duyuyorsan, partinin kararlarına da saygı duyacaksın. Ve ayrıca bir şey söyleyeyim, ben ilk defa siyasi hayatta, 40 yılı herhalde geçti, 17-18 yaşında başlamıştım. Birinci çıkan partinin genel başkanı ve yönetiminin partisi tarafından kafaları alınarak hükümet kurma pazarlığına başlayan bir siyasi parti ömrümde ilk defa gördüm burada. Yani hiçbir şey duymadım demek doğru değil. İkinci böyle ters, absürt, arkasının doldurulması çok sıkıntılı olan karar TDP'den çıktı. TDP Ulusal Birlik Partisi ile görüşmem dedi ama ilave etti. Bir de YDP ile de olan hiçbir koalisyona girmem dedi ve çok incitici, çok ayrıştırıcı, çok ötekileştirici kelimeler kullandı YDP için. YDP neredeyse Cemal Bey'in partisi kadar daha bir senelik parti olarak aynı oyları aldılar. Hı hı. Ve kendisi neredeyse asırlık parti, geldiği yer bu.
YDP bir senede bunu geldi ve seçilmiş milletvekillerine şöyle bir ayrım yaptı Mert. Yani ben oturdum ağlayayım mı, güleyim mi? Merhum Tahir Hoca Erhan Arıklı Bey'e sövdü. Bertan Zaroğlu da Doğuş Hanım'a sövdü. Ondan yapmam dedi. Anlattı bunu. Yani senin tarafında, senin desteklediğin adam söverse birine o kıymetli. Senin beğendiğin birine başka biri söverse kıymetsiz ve kötü. Ben böyle bir ikilemi anlayamadım yani. Yani YDP'yi reddetme gerekçesi merhum Tahir Hoca'nın Erhan Arıklı'ya sövmüş olması. Ondan kötü bu Erhan Arıklı. Bertan Bey'e karşı çıkması da onun da Doğuş Hanım'a sövdüsüyle karşı. Yani bu nasıl bir şey? Ve tabii daha ağır lafları esasında Ulusal Birlik Partisi'nden Hasan Taçoy Bey söyledi. Galiba gene bu ekranlarda söyledi. Diyalogda söyledi. O YDP'yi hakikaten çok çirkin bir şekilde, kimsenin tasvip etmeyeceği şekilde yerden yere vurdu. İşte kafatasçı, ayrımcı, Türkiyecilik yapıyor, bölücülük yapıyor. Ama güzel kardeşim, sen milletvekilliğinden beri, genç kollarından beri o adını geçirdiğin insanlara gidip ağamsın, paşamsın, abimizsin, kardeşiz deyip oy aldığın insanlar. Bu çok yakışmadı. Peki. Neyse, şimdi işi daha dağıtırsam vakit de dolacak. Evet, burada bir araya girmek isterim. Ama, zira Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün ilk kez açıklaması yayınlarına düştü. Kısaca aktaralım. Şu anda haber sitelerinde de görülebilir bu. Başbakan Hüseyin Özgürgün nihayet seçim öncesi ve sonrasındaki sessizliğini bozdu. Ve bugüne kadar neden sessiz kaldığını açıkladı. Ben de önündeki nottan hemen paylaşmak isterim sizlerle. Başbakan şöyle özetliyor, şunları söylüyor. Ulusal Birlik Partisi seçimden zaferle çıkarak halktan yeniden güven oyu almıştır. Seçim süresi boyunca özel hayatına ilişkin olarak gerçeği yansıtmadığını iddia ettiği, belirttiği iddialar ve spekülasyonlarla süreç sabote edilmeye çalışılmıştır diyor Özgürgün. Ne var ki siyaseten güçsüz, kaybedeceği açık ve politik argümanı geliştirmekten yoksun kesimlerin bilinçli bir şekilde yürüttüğü iki ülke siyasetiyle halkımız ve ülkemizin sorunlarının çözümüyle yakından uzaktan ilgisi olmayan bu kara propaganda çabaları sonuçsuz kalmıştır. Hakkında geliştirilen onca spekülasyon ve iftiraya yanıt vermemeyi tercih ettim diyor Özgürgün. Bu bağlamda da televizyon canlı yayınlarına bu kararın nedeniyle katılmadım diyor. Başbakanla bir insan olarak beni yıpratan, üzen, hatta kıran onca asılsız iddiaya karşın sorumluluğumun bilinciyle sessizliğimi korudum diyor başbakan. Ve seçim öncesinde de belirttiğim üzere bugün itibariyle sona erdirmeye karar verdim diyor bu sessizliğimi. Özetleyerek gidelim. ve başbakan, genel başkan Ulusal Birlik Partisi'nin şöyle diyor ve artık bu ülkenin başbakanı sıfatıyla, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve bu ülkenin başbakanı sıfatıyla yanıt verme zamanının geldiğini düşünüyorum. Netice itibariyle sükut her zaman ikrar demek değildir demiş. Değerli halkımız, boşanma davamın devam ettiği süreçte öncelikle en temel yurttaşlık haklarından olan özel yaşamın gizli kuralının ihlal edildiğini üzülerek gördüm. Üzüntümü bir kat daha artıran husus ise en temel yasal hakların hukukçular eliyle çiğnenmiş olduğu gerçeğidir demiş. Özetleyerek yine gidiyorum. Tüm bu mesnetsiz ve amacı malum olan iddiaların yanıtlanması elzem olmuştur. Bu süreçte söz edilen parasal değerlerin uzun yıllardır milletvekili, bakan ve veya başbakan maaşıyla biriktirilmesi mümkün olmadığı aşikardır. Ancak bu gerçeklik özel yaşantısını kamuoyunun gündemine taşımaktan her zaman imtina eden ve magazin yerine siyaset üretmek için çabalayan bir yurttaş olarak bana iftira atılmasını ve imalarda bulunmasını haklı çıkarmaz, diyor başbakan. Söz konusu miktarlar boşanma davamı nihayete erdirebilmek ve her iki tarafın bozulan huzurunu sağlamak için
banka borcuyla alınan bir malın satışıyla bir bankadan aldığım krediye ek olarak ailem ve yakın arkadaşlarımdan makul bir sürede geri ödeme kaydıyla aldığım borçla oluşmuş bir rakamdır diyor. Bunlar çok önemli. Uzun zamandır yanıt beklediği için hemen kısaca aktarayım. Tekrar döneceğiz Ramazan Bey size. Dolayısıyla diyor bu işlemlerin ardından aile ve yakın arkadaşlarından destek alarak boşanmanın tüm külfetini karşılamış bulunmaktayım diyor. Bu ülkenin başbakanı olarak her türlü soruşturmaya açık olduğumu ve verilemeyecek hiçbir hesabım olmadığının bilinmesini isterim demiş Özgür Gün. Ve diyor ki özetle yine halkın asılsız iddialar, iftiralar ve spekülasyonlara en doğru yanıtı sandıkta vermiş olduğunu görmenin mutluluğunu yaşıyorum diyor. Özgür Gün 7 Ocak'ta halk sandıkta göstermiştir. İftiracı odakların Kıbrıs Türk halkının aile, ahlak, kültür anlayışı ve zekasıyla edemeyecekleri gibi bu yolla siyasi kazanım sahibi de olamayacaklarını öğrenmiş olmalarını temenni ediyorum. Sıradan bir yurttaş, bir ağabeyiniz, kardeşiniz, evladınız, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Hüseyin Özgür Gün olarak bu zorlu süreçte yanımızda olan dedikodulara, iftiralara, çirkin yalanlara itibar etmeyerek siyasi olgunluğunu koruyan tüm halkımıza ve bu zorlu süreçte birbirimize kenetlendiğimiz Ulusal Birlik Partililere sonsuz teşekkürlerimi sunarım demiş Başbakan'ın sıcağı sıcağına açıklamasında paylaşmış olduk sizlerle. Fevkalade olmuş. Geç mi oldu biraz? Kendisi böyle bir karara vardı. Bence seçim öncesi ağız kavgasına muhalefetle girmemesi bence hayrına da oldu. Çünkü muhalefet ısrarla bu kişisel özel hayatı, bu şimdi başbakan tarafından açıklanan paralarla alakalı konularda şaibeler yaratılarak seçimin bütün gidişatını başbakanın üzerine döndürmek istediler ve başbakan bu topa girmedi. Bence doğru da yaptı ve siyasi bir bedeli olabilir mi? Ödenmiş midir bu bedel? Sandığa da yansımış mıdır? Yani olası eğer bu açıklamalar daha önce yapılsaydı. Çünkü Kıbrıs Türk'ü insanların aile hayatının ve özel yaşantılarının veya tercihlerini tartışmaktan zevk almaz. Ortaya dökülmesinden de zevk almıyor. Ve ne zaman böyle bir girişim başkaları için olsa herkes ayaklandı. Nedense o ayaklananlar o tarihte Hüseyin Bey hakkında olunca hiç kıllarını kıpırdatmadılar ve daha da tahrikkar oldular. Hüseyin Bey bence sustu ve konuşması gereken yerlerde gitti, konuştu ve başarılı oldu. Neticede başarı ne? Sandık sonuçları. Hakem kim? Gidebileceğimiz en son müracaat makamı halk. Halk kararı verdi kardeşim. Senin programda söylediğim bilmem, muhalefet zaten seçimde yanlış yaptı. Yanlışı şimdi ödediler, inceleyeceğiz diyorlar yeni yeni. Kendilerine dokununca ucu. Muhalefet seçim sattı müddetince halka polisi, savcıyı, mahkemeyi, hapishaneyi sokağa gösterdi ve tehdit etti. Kimleri tehdit etti? Halkın bir evvelki seçimde seçip hükümet olan Ulusal Birlik Partisi ve Demokrat Parti'yi tehdit ettiler. Evet. Halk bu senaryodan hoşlanmadı. Serdar Bey bazı Hüseyin Bey'e kırgınlığıyla sözler söyledi ama o devletin bugününü ve yarın bütçe çıkarmazsa ne başına geleceğini anlattı. Devlet adamı tarzında davrandı. Hüseyin Bey de yaptıklarını bugüne kadar ÖBP'nin ve yarın daha neler yapacağını halka anlattı. Ama senin aklında muhalefetin yapacağım diye vaat ettiği şey ne kaldı? Ne kaldı muhalefetin sözlerinden? Benim aklımda hep savcı kaldı, polis kaldı, soruşturma kaldı, sokağa göndermekti. Çok şey var, yani bu çok derinlemesine olur. Hapishane, ya hayır, can alıcı sözler buydu. Çünkü hesap soracağız. Soygunculardan, işte vurgunculardan falan. Şimdi hesap soracağız dedikleri insanları ikiye böldüler seçimden sonra.
aldıkları sonuç ortaya çıkınca evet, yani Ulusal Birlik mesela Ulusal Halkın Partisi Parti, için Ulusal Birlik Partisi'ni hedef evet. koydular seçimden sonra hükümet olabilmek için. Ama o kadar ağır laf söyledikleri Demokrat Parti'yi kenara ayırdılar. Ya çünkü da CTP. CTP. Ya Tufan Bey. Tufan Bey dedi evet. CTP'yi de olsa üzerine gideriz. Yani. Pardon. Kudret Bey sizin programlarınızda çıkıp liderlerin yanında da ben dinledim bunu. Soru sorulduğu zaman dedi ki Ulusal Birlik Partisi ile hükümet kormam çünkü soruşturacağım sokağa hapse gitmelerini sağlayacak. Partiyle yapmam dedi. Evet. Ama soruşturma yapacağım ikinci parti CTP'dir dedi. Onunla da yapmam. Ha dedi cümlenin sonunda hiç unutmuyorum. Arkadaşlar rica ettim. Kaydı atacaklar bir arkadaş almıştı. Sakın Demokrat Parti'yi unuttum zannetmeyin söylerken Demokrat Parti ile dedi. E şimdi Demokrat Parti elinde kaldı. CTP'de kaldı. Ve Demokrat Parti bana göre bu saatte Serdar Bey gibi bence parlamentonun en tecrübeli milletvekili. Yani daha doğrusu şöyle diyelim eskileri sayarsak tabii ki Sayın Angolemli yaşı itibariyle uzun süre milletvekilliği yapmış bir tecrübesi olan biri. Ama siyaseti doğduğundan beri yaşayan devletin içinde olan biri Serdar Bey. Serdar Bey bu dörtlü koalisyona yapılan ve ona açılan kapıları arkasında neyin olduğunu görebilecek kadar da akıllı bir adam. Bence Serdar Bey doğru karar verecektir koalisyon hakkında. Onun için ben bu dörtlü koalisyonun kurulacağı kanaatinde değilim. Evet, Halkın yani Partisi... CTP'ye hesap soracak Halkın Partisi. DP'ye hesap soracak. Ondan sonra da dönecek halka diyecek ki ben bu halka iyi hizmet ediyorum işte geldim. Nasıl ediyorsun? Eğer bu adamlar soruşturulacak, mahkemeye verilecek, polise verilecekse sen onlarla nasıl ülkeyi yöneteceksin? Peki şimdi size bir anlatmak soru soralım. Gerekiyor. Bir uzmanına soralım. Siz Halkın Partisi'nin genel başkanı pozisyonunda olsaydınız bugün. Ben olmak istemem. Durumu çok sıkıntılı. Analiz etmek için. Zaten analiz ediyorsunuz ama şunu soralım. Sonuçta bugün seçim oldu. Yeni bir seçim süreci şimdiden başladı. Başlasın. Ya her seçim için bu bunu böyledir. Tek isteyen parti yeniden Doğuş Partisi. Şimdi bunu şuraya getirmek bir kenara istiyorum. Yazalım. Eğer siz bugün hükümete dörtlü koalisyonla girerseniz mi en büyük rakiplerinizden biri olan Ulusal Birlik Partisi'ni bir sonraki seçimde zayıflatabilecek güce ulaşırsınız ya da muhalefette kalarak tırnak içine söyleyelim çeşitli şaibelerle suçladığınız, iddialarla suçladığınız partinin yeniden üçlü bir koalisyona tırnak içinde bırakıp onun iktidarda daha da yıpranmasını uzaktan ve muhalefet ederek, izleyerek, üzerine baskı kurarak mı zayıflamasını tercih ederdiniz? Ben doğrusunu istersen iki türlü hükümeti söz konusu yapalım ama. Bir erken seçim hükümetinin içinde mi olması yoksa peki. İcraat hükümetinin içinde mi olması? Bence erken seçim hükümetini seçmekte eli ayağı titriyecektir Kudret Bey'in. Çünkü veriler... Kimse erken seçim istemiyor. Bir parti istiyor. YDP şimdi onların istiyor. Hakkını verelim. Yeniden Doğuş Partisi istiyor bunu. Evet. Çünkü onlar galyana geldi, heyecana geldi. Bir de böyle haklarında olur olmaz abuk subuk, saçma sapan, insanlık dışı söylemler üreten siyasetçileri de görünce daha hız kazandılar. Ya doğrusunu istersen bir cümle söyleyeyim de yani daha başka laflarla şimdi... Daha YDP yemin... ayrı parantez açalım şimdi. Halkın tamam. Partisi'yle gidelim. Halkın Partisi için daha fazla laf söyleyip daha yemin etmemiş insanları üzmemek lazım diye düşünürüm ben pozitif bakıp. Yeniden Halkın Partisi'nin yerinde ve Kudret Bey'in yerinde olmak istemem. Çünkü niye? Kudret Bey seçim öncesi ve özellikle seçimin ertesi sabahından itibaren kırdığı siyasi gaflar elini ayağını doladı. Şimdi sokakta insanlar diyor ki, bak şimdi, mesela derler ki, göya Türkiye'den 20 tane, 30 tane telefon gelmiş de, isim vermediğim lidere, açmamış, direnmiş, etrafına da böyle hava yaymış. Kudret Bey mi?
Ankara'nın telefonunu açmadığını öyle diyormuş. Bir şey. Yani şimdi halkın yani parasını konuşuyoruz. Arıyorlar 20. oldu, 30. oldu, açmıyorum, cevap vermiyorum, geri dönmüyorum. Etrafa bak ben direniyorum havası ama ben bir şey söyleyeyim. Ben isim vermedim, beni şey yapma. Ama bunu söyleyen kişi etrafındakiler de duyuyordur. Kellim yekün yalan. Kendisine o günlerde böyle bir telefon hiç gelmedi. Sadece millete ben dayanıyorum, ben dikim. O dayanma ne kadar dayandı bilmem ama sonra söylemlerinde yamulmaya başladı, yıkılmaya başladı. Yani Kudret Bey Ankara'ya karşı direniyorum mesajını. Ben öyle bir şey demedim. Bunu sen söylüyorsun. Ben diyorum biz ki bir siyasi... Tamam, ben nereden çıktı bu söylem? Hayır, nereden çıktı? Söylemler değişiyor herkeste. Seçim öncesi... Daha yeni başladık, durun daha. Ay, nerede daha? Bu daha kıvır kıvır nereye kıvıracağız yani? Ya dörtlü hükümet kurulduğu zaman sonra, Allah'ın hükümet söylesin. Kurulduktan sonraki söylemleri bakın şimdi bir de. O ayrı. Evet. Ama şimdi... dörtlü hükümet kurulduğu zaman halk ne diyecek? İcraat ve Kudret isteyecek. Hoca sen bunları mahkemeye verecektin, hükümet oldun bunlarla. Tamam, halkın buna göz yumduğunu bir kenara bırakın. Yani oldu bitti. O partilere oy verenler göz yumar. Ama öteki tarafı da %51 oy toplam alanların tabanı, sandığa gitmeyen %34 böyle mi der? Tamam, dörtlü koalisyonun kurulması koltuğu özetle. Koltuğu gördün, bugün tatlı dörtlü, geldi gittin bugün diyecekler. Bugün dörtlü koalisyon kurulursa... Bu evet. Ulusal Birlik Partisi'nin bir sonraki seçimde işine mi gelir? Ben işine geleceğini bana düşünüyorum. Göre siz ne diyorsunuz? İktidara bile gelebilir tek başına. Tek başına diyorsunuz. Evet. Yarar diyorsunuz. Çünkü halkın verdiği hakkı gasp ediyorsunuz zorla. Bir de mağdur noktasına aynen. düşüyor Ulusal Birlik aynen. Partisi aynen. diyorsunuz. Aynen. Peki Ulusal Birlik Partisi bugün Demokrat Parti ile anlaşır, Yeniden Doğuş Partisi ile üçlü koalisyona giderse bu partinin, bu iktidarın ömrü ne olur? Son 1,5-2 yıllık hükümetin, UBP, Demokrat Parti, Bağımsızlar, Azınlık Hükümeti'nin durumunu biliyoruz. 22 ay gitti. 22 ay, 2 yıl gitti. Tamam. Eğer sorunun Hüseyin nasıl bittiğini gördük. Söylemeseydi 30 daha devam ediyordu. Geçecekti. Daha devam ediyordu. Evet. Şimdi Serdar Bey'in çok iyi hatırlıyorum. Bu erken seçim kararı ile ilgili Odri Meydan, son Odri Meydanı'ndan sonra bunun hesabını seçimden sonra soracağız dediğini çok iyi hatırlıyoruz. Serdar Bey'in şimdi sanırım hesabını soruyor. Eline. Şimdi de hesabını soruyor galiba ya da soracak. Ya, ne diyorsunuz üçlü koalisyonun ömrü ne olur? Ne sokakta olur? Konuşulmamış, ortaya dökülmemiş şekilde UBP ve DP arasında sıkıntılar olmuş koalisyonda. Hı hı. Ama bunu halka yansıtmamış. Yansıdıkları partiler. Da oldu küçük. Yani küçük oldu. Ama... Böyle çok can yakıcı bazı şeyler de olmuş. Mesela bir şey söyleyeyim ben çok sana. Çok açmayalım, konu dağılıyor. Yok. Mesela Maliye Bakanı değil mi Serdar Bey? Hazine Ekonomi Bakanı'nda. Ona bağlı. Maliye Bakanı ödeme yapacak. Sunat Bey tutarsa çekin ucunu yapamaz. Yani tarihinde ilk defa herhalde Maliye Bakanlığı'nın içindeki hazine nasıl olmuşsa, bu Serdar Bey'in herhalde hatası, Ekonomi Bakanlığı'na bağlanmış. Acaba denge mi kurulsun diye koalisyonda. Burada çok sıkıntı çekilmiş, öyle anlaşılıyor. Yani Serdar Bey'le Sunat Bey'in mali konulardaki Maliye Bakanlığı kararlarında sıkıntı yaşanmış, o anlaşıldı şimdi. Ama... Çok da fevkalade anlaşmalı, milleti rahatsız etmeyen, milleti rahatlatan, parasal sıkıntılar ülkenin gündemine getirmeyen 22 aylık hükümet dönemi oldu. Serdar Bey'in Ulusal Birlik Partisi ile hükümete gitmesi tekrar YDP'yi de alarak şöyle bir şey var. Önümüzde belediye seçimleri var Mert. Ondan sonra Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Ben tekrar bu partilerin UBP ve YDP dışında, Serdar Bey erken seçim istemediğini beyan etti zaten. Dışındaki bu dörtlü koalisyonun dördü diyelim, erken seçime aniden 60 gün sonra karar alıp gitmeyi göze alacaklarını düşünmüyorum. Ben hükümetin ömrünü sordum, üçlü hükümetin. Bence Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar devam eder minimum. Üçlü hükümet. Evet. Dörtlü hükümet nasıl devam eder çok merak ederim. Daha hemen önümüzdeki şimdi, mali seçimde ÇTP ile TDP, hı hı.
minimum Lefkoşa Belediyesi için karşı karşıya gelecek. Adım adım gidelim, bir önemli daha konu var. Hızlı gidelim. Olur. Parantez açmadan zira çok önemli bir konu var. Halkın Partisi liderinin yaptığı açıklamayla aslında ki o açıklama benim Ulusal Birlik Partililerle bir sorunum yok. Benim özgür gün yani UBP yönetimiyle sorunum var şeklindeki açıklamasının Halkın Partisi'ne yakın kaynakların verdiği mesajlara bakıldığında bunun Ulusal Birlik Partilerin özgür güne yönelik eleştirilerden dolayı alınmaması, üzülmemesi, muhtemel UBP'li oyların da bir sonraki seçimde kaybedilmemesi adına ya da Ulusal Birlik Partilerden alınan oyların da rencide olmaması noktasında bir söylem, taktiksel bir mesaj olduğu mesajı veriliyor. Ama diğer yandan da bu sanki Özgür Gün'ün bilinçli olarak ortaya attığı, bilinçli olarak ortaya attığı ve Ulusal Birlik Partisi içerisinde genel başkanlık tartışmaların başlamasına yönelik attığı bir çekilmiş bir bomba gibi olduğu da söyleniyor. Bu bir yanda, diğer yandan da seçimde kendisine destek verdiği, aslında partiye destek verdiğini bildiğimiz Onursal Başkan Eroğlu'nun, Sayın Eroğlu'nun şimdi bundan sonra kendisine yakın isimlere daha yanaştığı ve Ulusal Birlik Partisi'nin Kasım ayında yapılacak olan kurultayına yönelik şimdiden hazırlıkların başladığı, hatta hazırlıkların dışında parti içinde ben genel başkanlığa adayım, bu defa benim ya da çeşitli iddiaların olduğunu duyuyoruz. Bunlar ne kadar partiyi etkiler bilemiyoruz. Faiz Sucuoğlu ismi oldukça sık konuşulmaya başlandı. Faiz Bey'in bu konularda bir yorumu yok. Onu sevenler öyle çıkarıyorsa, siyasette benim yaşadığım, şimdi Faiz Bey'in kellesi giyotine doğru gider siyasete. Şimdi ne diyorsunuz? Sayın Eroğlu Özgür Gün'e yönelik tırnak içinde söylüyorum bir operasyona başladı mı? Şimdi ne Sayın dersiniz? Eroğlu Serdar Bey'den de eski tecrübeli lider. Siyasi lider. Bak diğer partilerde lider yok. Var mı? Yok. Siyasi lider Kıbrıs'ta şu anda yaşayan Talat Bey bile siyasi lider değil. Genel başkan, reis ucumu. Ama Sayın Eroğlu kim ne reddederse Rauf Bey'den sonraki yaşayan siyasi lider. Derviş Bey bu girişime bundan evvel girdi. İrsem Bey döneminde. Bir kurultay dönemi yaşandı. Sonunda mahkemede Emine Dizdarlı Hanım'ın huzuruna gitti. O zaman yargıçtı. Ondan sonra orada sıkıntılı sonuç çıktı. Derviş Bey'in Ahmet Kaşık Bey'i kazanamadı. Bu sefer Derviş Bey buna mağlup olmadı kendince. Partiyi bu sefer böldü. Onu riske aldı, göze aldı yani. 30 seneye yakın yönettiği partiyi böldü. Bu müthiş bir siyasi kargaşaydı ve UBP için bir daha yaşamaması gereken günlerdi. Ama günün sonunda Derviş Bey Cumhurbaşkanlığıyla bunun bedelini ödedi. Ucu kendine dokunmuş. Ona dokundu. Evet, İrsem Bey sandıkta kaldı. Milletvekilliğini kaybetti, genel başkanlığını. Ama Derviş Bey de Cumhurbaşkanlığını kaybetti. Çünkü bu koparınca UBP'liler bu hesabı sandıkta Derviş Bey'le gördü. Kim ne anlatırsa anlatsın. Ya gittiler başkasına oy verdiler ya sandığa gitmediler. Demokrat Partililer de gelecekteki filmi gördü. Onlar da bu işe çok şey oldu. Ve memlekette Ulusal Birlik Partisi sadece Ulusal Birlik Partisi'nin yönetimini ele geçirme rüyasıyla Ulusal Birlik Partisi'ni hem iktidardan ettiler, hem tek başına hükümetlerini düşürdüler, hem kendi kendilerine hem reisi cumhurluğu kaybettiler. Evet, parti de yıprattılar. Şimdi bundan eminim ki en büyük dersi Derviş Bey almıştır. Geçmişi unutmaz. Geçmişten ders almayanın da gelecekte yapacağı hiçbir şeyden hayır gelmez. O dersi almıştır. Çünkü şöyle bir şeyle tamire başladı. UBP'yi bölüp ikiye parçalayıp taşıdığı milletvekili ve oyları bu seçim öncesi Derviş Bey 80 küsur yaşında çizmeleri giydi, köy köy.
insan insan gezdi. Kızı da adaydı. Tekrar kızı adaydı ama bu tekrar eski oyları ve milletvekillerini kazandırmalıydı ki Derviş Bey'in o işte büyük liderlik vasfı tekrar öne çıksın da onu başardı. Hı hı. Ve geldi Demokrat Parti'ye verdiği mepusları geri aldırdı bir şekilde. Oraya kendi eliyle gönderdiği bu seferlik DP dediği oyları geri aldı. Ama bunu yaparken de bir şey yaptı. Kendisine en zor gününde siyasette yol arkadaşlığı yapmış, kendisine güvenmiş ve partisinin imkanlarını açmış olan Serdar Denktaş Bey'i bu sefer sırtından vurdu. Böyle yaptılar. Ama Serdar Bey bilmiyor muydu bunların bir gün tekrar Ulusal Birlik Partisi'ne geri döneceğini? İnsanoğlu aklına getirse de gerçekleşmeyeceği ümidini çünkü karşısındakine bakar. O zaman sırtından vuruldu diyemeyiz ona. Ya bak abim. Yani sırtından vurulmak başka bir şey. Bazen sokakta insan görürsün, üstünde elbise yoktur. Bazen elbiseler görürsün, içinde adam yoktur. Yani geçti, siyaset karıştı, çoraba döndü. Ya Ulusal Birlik Partisi bunları yaşayacak bir parti miydi bu ülkede? Değildi. Şimdi büyük ihtimal bütün gayreti Derviş Bey'in hiç duymadım da yani bir duyuma dayalı değil. Belediye seçimlerini, o muhtemel bir erken seçimi, muhtemel bir cumhurbaşkanlığı seçimini düşünerek üçlü koalisyonu destekleyecektir. Peki Özgür Gün. Hüseyin Bey, bana sorarsan birçok şeytana, münafıklığa rağmen fevkalade sonuç aldı. Eğer Hüseyin Bey, Tufan Bey'in aldığı oyu alsaydı, seçimin ertesi günü onu istifaya zorlardı saydığın bazı isimler. Ve hükümet dışında kalma durumunda da olağanüstü kurultaya gidilirdi. Bu da bir hastalık UBP'de başladı. İrsen Bey'in döneminde başladı bu iş. Yani İrsen Bey başlattı demeyin. Başlatanlar belli. Yani Ulusal Birlik Partisi'nin içinde olacaksın. Ulusal Birlik Partililer seni sayıp bir makama getirecek. Sen geldiğin her makamda gözünü genel başkanlığa dikeceksin ve ona göre operasyon yapacaksın. Sandıkları tek tek okuyacağız Mert. Peki. Sandık sonuçlarını ki Hüseyin Özgür Gün Bey neden üçüncü çıktı? Şimdi, Lefkoşa'dan da önünde iki milletvekili var UBP'li. Evet karma oylarda da bayağı ilk üçün sonuncusu yani üçüncü. İlk üçte üçüncü isim karmalarda da. Hatta şimdi, belki de ilk beşin içerisinde dördüncü karmalar, sırada. Adaylar tarafından partiyi vurma demektir. Peki. Ama bir şey söyleyeyim. Karmaları söyledik ya hemen bir cümleyle geçersek ayıp olur. Sol ve Halkın Partisi anlaşıldı ki karmaların imparatorluğunu yapmış. Genel başkanlar, Halkın karma Partisi. Liderleri, evet. Şampiyonları ama kendilerini sevdirirken halka, karmacılara partilerini sevdirememişler. Böyle garip bir sonuç çıktı. Peki. Bir operasyon oluyor mu, olmaz mı? Yani bir operasyon mu var? Bu hareketlenme, Özgür Gün'e yönelik olarak bir operasyon var mı? Yani partinin içindeki bu duyumlar genel başkan değişikliği noktasında mı? Yani oraya gider mi? Sayın Eroğlu bunu ister mi? Eğer, ona yanıt alamadım. Eğer Hüseyin Bey nefsi bir sorun haline getirmezse, üzülmezse böyle duyduğu şeylerden, gördüğü, şahit olduğu şeylerden dik durursa Hüseyin Bey benim bu BP kurultayında yenecek kimse olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Faiz Bey'in hangi çok delege gidecek Sayın Eroğlu'na da yakın olduğunu bildiğimiz Sayın Faiz Bey'in adı neden çok sıkça duyuluyor bu konuda? İşte bu karmalar yüzünden. Daha öncesinde de tercihler yüzünden. Faiz şimdi bir de şunu duyuyoruz. Faiz Bey. Partinin içinde bakanlık tartışmaları İrsen başlamış. İrsen Küçük Bey'in de sandıkta bırakılmasının baş aktörü olarak anlatılmadı mı her yerde? Bir de şu var. Şimdiden daha yani bir yerden sabıkası var. Bir şey oldu mu hemen ona dönüyor. Şimdiden daha bakanlık tartışmaları Ulusal Birlik Partisi'nden mesela deneyimli Ulusal Birlik Partisi'nin abileri var. Evet. Bir önceki hükümet döneminde biz bakan olmadık. Şimdi bakanlık isteriz. Teker teker isimlerini saymayalım. Tahmin edeceksiniz. Evet. Dolayısıyla bu isimlerin artık ben olmazsa olmaz isterim. Bakanlık isterim mesajların sağ sola gönderdiğini duyuyoruz. Vallahi üçlü koalisyonda düşecek bakanlık sayısı anlaşılıyor ki 6. Üçlüde. Ulusal Birlik Partisi'ne. İki bakanı
7 vardı elinde, 7 bakanlık seçime giderken. 2 bakanı seçim dışı kaldılar, yarış dışı. 5 bakanı halen görevlerini yürütüyor, 2 bakanlık boşaldı. Hı hı. Demek ki bu 5 yerine 6 bakan olma ihtimali yüksek. Bence Hüseyin Özgürgün, eğer bu seçilen milletvekilleri, kendilerine görev verilmiş bakanlar, eğer hakikaten Ulusal Birlik Partili ise, Hüseyin Bey'e de bakanlarını istediği gibi seçme hakkını tanımak zorunda. Soralım, üçlü koalisyonda Demokrat Parti, Kilit Parti ya da Anahtar Parti, Yeniden Doğuş Parti'nin 2 milletvekili var. Pazarlık nereye kadar çıkabilir? Demokrat Parti pazarlıkta… Ya iki olacağını düşünürüm. Demokrat Parti için 2 mi? Şimdi şöyle bak. Sayısal bakalım. 21 tane UBP'de mi? Evet, sayısal olarak öyle ama siyaseten nasıl? Onu soralım. Çünkü Demokrat Parti kardeşim, iki seçenekten birini seçmek tane, durumunda olan bir parti. 3 tane Demokrat Parti, Ulusal Birlik Partisi'ne masada 3 tane talep edip, ısrar edip alamazsa, vazgeçip dörtlüye giderse dörtlüden alacağı 3 bakanlık yok. Bakanlıkların dışında başka şeyler koparılabilir. 2 bakanlık da yok. Müdürlük. Müdürlükler daha iyi. Ya ne olacak müdürlük? Neyim Allah'ınızı versen hangi müdür bunlar hayretti? Bunlar pazarlandı. Bunlar ya, daha önce pazarlık konusu oldu. Ya kaç tane müdür partilerin hayretti partilerine? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? Şey. Bazısı aday olmadı, adaylık önerdiler. Bazısı başka yerde. Orası tartışılır. Gitti. Yeni dönemde neyi öngördüklerini bilemiyoruz. Ya makule ama şimdi makule Demokrat bakalım. Parti siz eğer beğenmezse üçlü koalisyonda 2 bakanlığı, dörtlü koalisyonda onu da bulamayacak. Ya da ya orada da 2 alabilir iki maksimum. Alabilir. Yani ÇTP bütün bakanlıkları diğer 3 partiye verecek hali yok. Evet, peki. Çünkü 2 tane üçlü parti olacak, bir 9'lu. Üçlü partilerin 2 aldığı yerde herhalde 3 veya 4 talep edecek. Peki son olarak Yeniden Doğuş Partisi'ni bıraktık. Yeniden Doğuş Partisi'ni neredeyse Elam'ın yerine koyanlar da vardı. Büyük sürpriz olduğunu düşünenler de vardı. CHP bu kadar oy kaybetmese baraj altında kalırdı kesin diyenler de var. Ama şunu da biliyoruz ki parti bir ara 3 milletvekiline ulaştığı haberleri çıktığında 3. vekilliğinin de biraz hurafeler karıştığını düşünürüm. Onu da, sorarım ama şunu sormaya çalışıyorum. 3 milletvekilinin neredeyse duyulduğunda vay be diyenler, bu adayı partiyle terk yakın etmeye kalkanlar var. Benim yanımda söylediler, önemli isimler. Bu partiye daha önce ağız burun bülkenler, adaylıkları kabul etmeyenler, özellikle 3. milletvekilliğini duyunca keşke aday olsun diyenleri duyduk, gördük. Biliyoruz bu YDP yüceltmek ya da işte haksızlığa uğradı vah vah demek için söylemiyorum ama ülkede siyaset bu. Dolayısıyla Yeniden Doğuş Partisi'nin tırnak içinde söyleyelim, yeni kurulmuş bir parti olarak 2 milletvekili de olsa meclise girmesi eğer bir başarıysa bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bana göre Yeniden Doğuş Partilerin hepsini tebrik ediyorum. Hepsini. Erhan Bey ile Bertan Bey'i özellikle ediyorum. Çünkü bu partinin bir de Turan Bey var, unutmayayım onu. Tebrik ediyorum. Onlar önce inandılar partiye. Her türlü zorluğa, yokluğa, yani güvenilmemezliğe, itilmeye, kakılmaya karşı bunlar güvendi. Ve bir yıl önce partiyi kurdular. Muhtemel ve potansiyel seçmenlerindeki tabandan bile bu arkadaşlara uzaktan bakıp işte tedbirli olma durumları yaşandı ve bana göre ben dahil, bak şahsımı da koyuyorum. İhtiyatlı mıydınız siz de? İhtiyatlıydınız. Ben de ihtiyatlıydım. Ben barajı geçebileceğini düşünüyordum ama %7 oyu tahmin etmedim şimdi Allah için. Ama öteki arkadaşlar da her görüştüğümde bana abi barajı geçmek yetmez bak itimat et biz %10'u vuracağız dediler. Ben onu yapmamıştım. Görmedim. Hı hı. Demek ki Gezici'den sağ olsun ben de etkilendim o algı operasyonlarından. Ama bu arkadaşlar inandı, güvendi ve seçildiler. Partiyi kurdukları gün bunu, bugün hani var ya YDP'li olmam yok ona küfür etmiş de ona diyenler, o gün zaten bu partiyi yaraladılar. Sırtından vurma, önünü tıkama, kapatma, yani işi yaptılar. Birçok duvarı yıktı bunlar, barajı açtı YDP. Kalıcı olur mu YDP?
YDP şimdi bana sayın, göre kalıcıdır. Erken seçim istiyor Sayın Arıklı ama. Ve Sayın Özyiğit. Neye güvenerek bunu Sayın istiyor? Özyiğit belki bir gün barajı düşebilir altına partisi. Cemal Özyiğit. Evet çünkü 14-15'lerde arkalarında koskoca Lefkoşa Belediyesi, manevi şemsiyede Sayın Cumhurbaşkanı'nın ismi filan geldikleri yer YDP'den bir puan öndeler. Ve Demokrat Parti. Demokrat Parti'den neredeyse kafa kafayalar 7-80. Evet, peki. Yani ve KOS yılların partisi Demokrat Parti ile de 0-80 gibi bir şey. Ve üçlü milletvekillerinden de biri DP'li miydi gerçekten, başka mıydı, YDP'li mi? Soru işareti var diyorsunuz. Yani başarılılar. Bu arkadaşlar. Bir sonraki seçimde kalır mı? Erken seçimi istiyor zaten bunlar. Hükümet bu falan tatmin etmiyor bunların taraflarını. Risk çünkü değil. Şimdi artık ben de biraz gofa geldim, kendi kendimi getirdim. Bunlara muhtemel oy verecek. Oy verirken tedirgin olanların hepsi bu sonuçla, bu vatandaşlar, ya biz hata yaptık, bu adamlar anlattı anlamadı, biz gene tedbirli yaptık, buna yapışmadık diyenler, şimdi kapılara dayanmış YDP'nin, hükümeti reddet, bakanlıkları reddet, erken seçime gidelim. Şimdi daha büyük halka, yani taşı attılar, halka yayıldı. Bizi de bu minibüse al diyenler de var, biliyoruz ama neydi, anlamadım. Bizi de bu minibüse al diyenler aday de var. Aday talepleri, emin evet. ol, diğer partilerde aday olanlar var ya. Mesela YDP'ye UBP'den yer bulamayıp Demokrat Parti ile de YDP'ye de. DP'den aday olanlar, Halkın Partisi'nden aday olanlar, UBP'den aday olanlar ama... İtibar görmeyenler veya listeye girip giremeyenler şimdi YDP'ye girmek için ki ama Erhan Bey'in unutmamak gereken bir şey var. 24 Şubat'taki kurultayında bunların ayak seslerini, bu gelişmenin ışıklarını görürüz. Şunu da unutmayalım, yani bu seçimde kimse yanlış anlamasın, en büyük sürpriz olumlu ya da olumsuz Cumhuriyetçi Türk Partisi'dir. Yani şöyle ki eğer Cumhuriyetçi Türk Partisi... Menfi anlamda büyük sürpriz. Oy oranı matematiksel, aritmatiksel anlamda söylüyorum. Eğer Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin oy oranını 25-30 bandı arasında, yani 26-27-28... Sen de öyle evet. söylenen ne ama sana yollamıştım ben şunu, tahminimi. Şunu söylemeye çalışıyorum. Evet, ben sadece en büyük yanılgının kendi adıma Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin olduğunu düşünüyorum. Eğer Cumhuriyetçi Türk Partisi 25-26-27-28 bandında bir oy alsaydı bugün... Demokrat Parti ve yeniden Doğuş Partisi'nden birinin barajın altında kalacağı görülüyordu. Belki en az bir partinin belki baraj altında kalacağı görülüyordu. Kardeşim. Belki Demokrat aynı Parti kalacaktı. Aynı şeydi onlar. Belki Demokrat Parti kalacaktı. Niye Demokrat kalsın ya? Belki, sol kanattan biri kalır. Belki TDP, bilemiyoruz. Demokrat Partililer niye gitsin CHP'ye oy versin? Ama bu sonuca göre bakılacak olursa, yani CHP'nin aldığı oy oranı belki 1, 2 ya da 3 milletvekili daha fazla çıkardığını düşündüğünüzde... Hiç kurtarmaz. Belki kurtarabilir. Sen 21 ile birini mecliste istifa etti gitti, geri geldi gerçi UBP'den. Evet. 20 ile gittin. Bak şimdi son cümlelerimi söyleyeceğim. Buyurun. Bunu kesme. Vakit var, saate baktım. Yok, oraya içer su yarıyor. Geçtik. Bir, şu. Şimdi merak ediyorum. Avrupa demokrasisini, Kuzey ülkeleri demokrasisini, anlayışını, siyaset anlayışını bu ülkeye yıllardır sağ siyasetçilerin gözüne sokarak kaybetmekten bıkmadınız mı, oturmaktan bıkmadınız mı diyen sol partilere söylüyorum şimdi. Seçimi kaybettiniz kardeşim. Cumhuriyetçi Türk Partisi Tufan Hoca, sen milletvekillerinin neredeyse yarısını yolda kaybettin. Sayın Özyiğit, sen 13-14 diyordun, yerinde saydı dedin. Sayın Çakıcı'yı kapıya koydunuz. Sayın Çakıcı'yı aşamadınız. 3 mepus çıktınız. Şimdi Avrupa'daki politikacılar, kuzey ülkelerindeki politikacılar gibi davranıp elması, maması, şöylesi, kuruldu öyle, buldu böyle mi diyeceksiniz yerinizde oturmak için. Yoksa o bize örnek gösterdiğiniz ülkelerdeki siyasiler gibi yemin ettikten sonra görevlerinizden tek taraflı çekilecek misiniz? Ben şimdi en çok onları merak ediyorum. Çünkü o söylemler çok hoşuma gidiyordu. Sağcılara da örnek olur diye düşünüyordum.
Bakayım bunu söyleyen, örnek gösteren sol parti liderleri bunu yapacak mı? Peki, çok teşekkür ederiz. Süremizi doldurduk, açtık bile. Çok sağ olun. Sayın Ramazan Özçelik'le beraber bugün ülke siyasetini konuşmaya çalıştık. Daha doğrusu seçim sonuçları ve muhtemel hükümeti ve yine siyasetin çok konuştuklarını dile getirmeye çalıştık. Ramazan Bey değerlendirdi. Yarın aynı saatte yine malum konuyu görüşmek üzere. Hoşça kalın.